Evet değerli izleyiciler, bugün aynı zamanda mısırları ekim yapılırken ki hataların hasatta bize nasıl sıkıntılar yaşattığını görmek için tarlamızdan arka arkaya 2, 4, 6, 8, 9 tane mısırı kopardık ve bunların aralıklarını masamızda da görmüş olduğunuz gibi gösterdik. Buradaki 15 santim, 14 santim, 17-18 santim de burası, 30 santim, yine 15 santim, 14 santim, 23 santim ve 10 santim olmak üzere aralıkları vardı. Biz neyi söylüyoruz? Ekim, mısır verimliliğinde en etkili şeylerden bir tanesi. Mısırların hem aynı gün çıkması hem de ekim aralığının düzenli olması çok önemli. Eğer toprağınız çok verimliyse belki ekim sıklığınız 8 santim bile olsa evet dahane doldurabilir. Ancak bizim daha verimli yapabilmemiz için buna ekim yapılırken mutlaka kontrol etmemiz gerekiyor. Şimdi sizlerin karşısında bu koçanlarımızı açalım. Ve aralarındaki farklara bakalım. Hani bu ekimde bize ne kadar... Bakın 20 santim olan yer bariz bir şekilde belli ki hem dolgunluk oranı daha yüksek hem de danelerin iriliği, yani tane ağır basmış. Aslında şu anda bir hassas terazimiz olsa bunları tartsak ne demek istediğimizi daha da iyi anlatabilirdik. Şimdi de en yakın olan. Görmüş olduğunuz gibi koçanın üst tarafı bile henüz dolmamış. Dolma şansı da yok zaten. Danelerin de dolgunluğu gayet zayıf. Onun için baktığınızda koçanlara da aynı şeyi görebilirsiniz aslında. Yakından baktığımızda da bizim ekim yaparken dikkat etmemiz gereken şey en önemli şeylerden bir tanesi. Hem ekim derinliğinin aynı olması, tavuğunda ekim yapmak ve mutlaka hiç üşenmeden bakmamız gerekiyor makinenin ayarına ki eşit bir şekilde daneleri bıraktığından emin olalım. Şu aradaki mesafenin en fazla olduğu yerdeki koçan en iri koçan zaten 30 santim olan yerdeki. Evet, 35 santim olan yerdeki. Şimdi buradaki tane sayısını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tane tane var. 720 tane tane var. Bir de sana zahmet İlmi oradakine bir bakalım. Olgunlaşmamış ve tam. Tane. 462. Yani normalde bakın aranın farkı açık olduğu yerde tam onun iki katına 258 tane fark var. Bir de şunu deneyelim. Normal eğer aralıklarla eşit şekilde ekilmiş olsaydı ki tam ortadaki koçanımız. Şimdi de tarlamızın ortalaması için bunu değerlendirelim. 1, 2, 3, 4. Evet değerli izleyiciler, anlatmaya çalıştığımız olay tamamen bu. Eğer biz ürünlerimizi eşit aralıklarda ekersek verimdeki farkımızı sizler de görebiliyorsunuz. Eğer sık olursa ciddi manada bir verim kaybımız oluyor. Önemli olan bizim için kaç tane bitkiden ziyade ektiğimiz bitkilerin en verimli şekilde elde etmek. Onun için mutlaka ekim yaparken mübzerin ayarlarını ya da ekimi başkasına yaptırıyorsak hemen sıraya bakıyoruz. Eğer bir sıkıntı varsa operatörü uyarıp onu düzeltmesini istiyoruz.